Bir de bu saatte balık tutulma diyordun Sıtkı. Vakti zamanında sizin gibi götü başı oynayan iki tane kara balık vardı. Bu iki kendini bilmez kara balık yaşadıkları çöplüğü beğenmez olmuşlar ve biz okyanusa gideceğiz demişler. Babaları söylemiş, yapmayın demiş, gitmeyin demiş, kurda kuşa yem olursunuz, yaban eller de sizi demiş ama dinletememiş. Neyse bizim bu iki kara balık önce bir gölete gitmişler. Orada prensesi öpünce prens olabileceğini sanan bir kurbağayla karşılaşmışlar. Ama o kurbağa hikayeden çıktı bile. Oraya sonra geliriz. Bu bizim iki çapsız kara balık okyanusa varmasına varmışlar ama daha derin sulara açılamadan hop hemen bir kepçeli kuşa yem olmuşlar. Hikayedeki kepçeli kuş ben oluyorum. Abi kan beynime gittiği için ben o kurbağadan sonrasını anlamadım. Ulan sizin dala. Ha. Abi şimdi çok iyi anladım, çok net bir şekilde. Ha. Açın kulağınızı iyi dinleyin o zaman. İkinize de yaşamanız için son bir şans veriyorum. Yukarıda Şahin denen kurbağanın cesedi duruyor. Abi ben ona dedim. Bak başkasının karısına kızına bakmayalım dedim. Dinletemedim. Öyle demedim Altan, bir şey söyle. Allah senin belanı versin Yurkan. Altan bela okuma bak, işlerimiz ters gidiyor. Boş boğazı cehenneme atmışlar, odunum yaz demiş. Abi vurma. Abi ben yüzümle para kazanıyorum. İyi ya. Bundan sonra yapar bedeninle kazanırsın. Şimdi Şahin'in cesedini alıyorsunuz ve ordudan kaybediyorsunuz. Kaybettiniz, kaybettiniz, kaybedemediniz. Ben gelirim üçünüzü birden kaybetmesini bilirim. Dedim ya, son şansınız. Sus. Adamınız abi. Köpeğiniz abi. Altan. Şimdi Cevat abi bize görev verdi ya. Biz mafya mı olduk bilader? Halden altın.